Bu ortaklık sarsılsa da, yıpransa da hiç kopmayan arkadaşlıklar gibi olsun. Hepimiz için en iyisi olsun. Emir Bey, kusura bakmayın. Cansu Hanım bir toplantıda. Söylersiniz geldiğimi. Ben biraz daha buralardayım. Peki efendim. Benim avukatta küçük bir işim daha var. Oraya gidiyorum. Gelmemi ister misin? Gerek yok. Siz iki çift laf edin. Birkaç yıl önceyi. Hatta üniversite sınav sonuçlarının açıklandığı günü hatırlıyor musun? O günden aklımda kalan tek bir şey var. Ne umut, ne sevinç, ne heyecan. Bir kapıcı kızı kadar olamadın. O gün bile ileride böyle ortak olacağımızı düşünsem buna hiç inanmazdım herhalde. Hayat insana beklenmedik şeyler sunuyor. Sürprizler yapıyor. Bazen de kendi sürprizlerimizi kendimiz hazırlıyoruz. Bu sürprizi sen hazırladın Feriha. Bana ortaklık teklifi gönderdiğin gün çok kötüydüm. Babamın mirasını yok ettiğime inanıyordum. Yani neredeyse iflasa gidiyordum. Bitti diyordum. Sahip çıkamadım diyordum. Buraya ortak olarak bana ne kadar büyük bir iyilik yaptığını bilemezsin. Teşekkür ederim. Bunu iyilik gibi düşünme. Bu otelde adımın, payımın olması önemliydi benim için. Yaptığım hiçbir şeyi sana iyilik olsun diye yapmadım. Burayı senin için anlamlı yapan şeyin önce yalanların, sonra da Emir'in burada olması olduğunu biliyorum. Tamam. Ya bu konuda konuşmak istemediğinin farkındayım. Ama Emir burada. Şu an bile aşağıda olabilir. Bu ortaklığı ondan daha fazla nasıl saklayabiliriz Feriha? Cansu, bu ortaklık senin ve bizim ortaklığımız. Bunun Emir'e ve Nait'a nasıl yansıyacağını düşünmek ona kalmış. Ona özel olarak bir açıklama yapılmasını istemiyorum. Birbirinizi göreceksiniz. Bunu biliyorsun. Eğer buradaysan bundan kaçışın da yok. Ben hiçbir şeyden kaçmıyorum zaten. Sadece doğru zamanı bekliyorum. O zamana kadar Emir ortaklığı görürse ya da öğrenirse yapacak bir şey yok zaten. Sen gerçekten değişmişsin. Bunu Levent Bey mi başardı? Senin için çok şey yaptı değil mi? Burası da onlardan biri. Bana inandı. Her zaman. Zavallı bir yalancıdan başka bir şey değilken bile inandı bana. Ne güzel. Ne güzel sevmiş seni. Şimdi de kendi yarattığı kadınla aşk yaşıyor. Şanslı bir adam. Sen? Hayatında kimse var mı? Tedavi olmuş olabilirim ama daha Emir'i unutturacak bir hap keşfedilmedi. Sen bunu nasıl başardın Feriha? Yani buradasın. Burada olduğunu bile bile onunla çalışacaksın. Yani bunu yapabilmen için onu unutmuş olman lazım değil mi? Beni görüyorsun işte. Sen bile onunla çalışıyorsan ben de yapabilirim. Ama bu benim fikrim değildi. Ya bunu Emir kendi istedi. Benim aklımdan bile geçmezdi böyle bir şey. Savaşı kazandı. Babasını yenip ganimetini aldı demek ki. Ünal Sarrafoğlu'nu burayı kendi elleriyle Nait'e çevirdiği gün görmeliydin Feriha. Bir günde yıllarca yaşlanmış gibiydi. Ondan sonra da otelin önünden bile geçmedi zaten. Ama nişana gelecek değil mi? İşletmeci ikinci kez evlilik yok. Nişanı bilmiyor olmanı düşünmem saçmalık olurdu zaten. Yani tam nişandan önce gelmen bir tesadüf olamaz değil mi? Artık hiçbir şey tesadüf değil.
Odaya çıktın sanıyordum. Yok, buralardaydım. Avukat Bey'i geçirdin. Bir yere mi gidiyorsun sen? Ben babama gideceğim. Emin misin? Bunu yalnız yapmam lazım. Ne düşündüklerini biliyorsun. Biraz zor olacak. İlk defa yaşadığım bir zorluk değil. Peki, ben buralardayım. Eğer seni görürse... Emir beni görürse... Bu daha önce yaşamadığım bir zorluk değil benim için. Merak etme. Cansu'ya ortaklığı bir süre daha açıklamamasını söyledim. Neyi beklediğini ikimiz de biliyoruz. Bana açıklama yapmana gerek yok. Buraya gelip o kulübün kapısını görene kadar... aslında neyi istediğimi ben de bilmiyormuşum. Night'ın kapısı. Eğlenceye açılan kapı işte. Beni o kapının dışında bıraktı. Eğlene başarmak için. Şimdi istediğim tek şey ona eğlencenin yeni başladığını göstermek. Benim de eğlenebildiğimi göstermek, başardığımı. Biliyorum hırsım seni korkutuyor ama... Buraya niye geldiğimiz defalarca konuştuk seninle Feriha. Bu otelin senin için oyalanların en üst noktası olduğunu biliyorum. Oyalanların gerçek olmasının senin için ne demek olduğunu da biliyorum ben. Emir'in sana karşı verdiği savaşı kazanıp burada böyle bir yer açmasının sana ne hissettirdiğini de farkındayım. Bunların hepsini anlıyorum. Onaylamasam da anlıyorum. Ama seni durduramayacağımı da biliyorum. Yanındayım Feriha. Döndüğümde görüşürüz. Maşallahımız var yine. Götürüyor, farkındayım. Ya Rıza amcayla konuştum, temizlik için birini gönderecekmiş. Kaçmazsa? İlk gecelerinde feriyalarla olursun diye düşünmüştüm. Ya otel ateş attı gibi. Onlar da çok yorgunlar zaten. Biraz zaman vermek istedim. Emir'le büyük karşılaşma bir atlatılsın diyorsun. Emir'in vereceği tepkiden çok korkuyorum. Yani feriaların ortak olduğunu öğrenince yapacağı ilk şey Night'ın kapısına kilit vurmak olabilir. Ya onu suçlamıyorum. Ama farkındasın değil mi? Night kapanırsa bu otel için hiç iyi olmaz. Ya Night otel için önemli, evet. Ama sattığım hisseler olmasaydı zaten otel diye bir şey olmayacaktı Lara. Ama şimdi Night'ın kapanmasını düşünmek bile istemiyorum tabii ki. Yani şu Night için bu kadar endişeleniyorsun ya. Ya bugün o butik kapanırsa diye korkacağın gün ne için çalışıyorum işte? Ya düşünce gerçekten inanılmaz. Feriha işte sonuçta. Levent Bey'le birlikte otel hissedar oluyorlar. Hayatta hiçbir şey gerçekten şaşırmamak lazım. Değişmeyen tek şey değişim dedikleri doğruymuş. Feriha çok değişmiş ama. Sadece tarzı değil, bakışları, konuşması. Her şey değişmiş yani. Sadece dışarıdan gözüken buysa içeride neler değişmiştir ben düşünemiyorum bile.